Manşete hoş geldiniz. Hayattan kaçırılan, işte halktan kaçırılan gündem dedim ama hayaller ve gerçekler desem belki daha doğru olacaktı. Solda hayaller var, sağda da gerçekler. Solda evet bu adalara vizesiz gitme müjdesi. Ama sağda da asıl e, kapatılan, saklanan, gizlenen gerçek. 1 euronun 31.2 TL olduğu gerçeği. Zenginler zaten gidiyorlar gidecekler. Yani zenginler açısından belli parası pulu olanlar açısından Yunan adalarına gitmek problem değil. Orta gelirli ve daha alt gelirli insanlar hemen karşılarındaki adaya gidip gelmek isterler değil mi? Ha ama yani şöyle yapabilirsiniz belki günübirlik gider gelirseniz azınızı yanınızda götürürsünüz falan hani öyle kurtarırsınız durumu. Öteki türlü zor görünüyor. Hayaller ve gerçekler. Şimdi daha yakından bakalım ben e, bundan sonra fırsat buldukça yapacağım... E, farkı görün diye. 5 yıl önce bugün 8 Aralık 2018'in Carrefour'sanın tam sayfa gazetelere verdiği ilanı kestim getirdim size. 2018'den başka örnekler de vereceğim. İlki bu. Bakın fiyatlara. Bütün piliç 8.45. Ne bileyim 5 litrelik ayçiçek yağı 32.50. 5 kilo, e, kiloluk toz şeker 18.90. Kıyaslayın. Kıyaslayın şu anda ne fiyatlar? Gittiğiniz marketlerde. 5 yıl önce, 5 yıl sonra. Gerçek gündem bu. Gerçek gündem bu. Bir günde iki çarpıcı haber vardı bugün. İkisini arka arkaya getireceğim ekrana. İlki, saray rejimi milyonlarca yeni yoksul yarattı diyor. Gıda yardım alan hane sayısı 936 bine neredeyse milyon. Elektrik tüketim desteği alan hane sayısı 4.1 milyona fırlamış. İkinci haber, kişi başı kart borcu asgari ücretin iki buçuk katı. Asgari ücret birazdan bakacağız. Asgari ücret ne olursa olsun bunun iki buçuk kartı yani borçla döndüren, borçla yaşayan bir milletten bahsediyoruz ve bunlar iyi günler. Gerçekten iyi günler. Asgari ücrette tek zam aldatmacası. Şimdi yıl başında bir asgari ücret açıklayacaklar. Muhtemelen bu asgari ücretleri memnun edecek. Fakat aynı gün 2023'e yansıtmadıkları zamları 2024'e yansıtacaklar ve Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar. Bitmedi. Tek defa zam uygulamasına geçtik. Geçmişte olduğu gibi. İşte efendim önümüzdeki yıla kadar bununla idare edeceksiniz diyecekler. Ve zaten yerel seçimden sonra tufan. Sıkıntı bu. Ve Türkiye'nin batıdaki gibi değil. Türkiye'de, Türkiye'deki insanların yarıdan çoğu asgari ücretle çalışıyor. Gerçekten asgari ücretle çalışıyor. Artık bir eve eskiden iki, iki maaş girse yetiyordu. Şimdi belki üç dört maaş girmesi gerekiyor. Böyle bir ülke. Moto çarpıp öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğlu önce salı veriliyor. Sonra da aa tepkiler olunca yakalama kararı çıkıyor hakkında. Hatta yurt dışına çıkış yasağı çıkıyor ama o arada adam sırra kadem basmış. Böyle bir ülke. Vatandaşını, vatandaşının, hiçbir değeri olmayan bir ülke. Kapalı kapı diplomasisiyle Somali Cumhurbaşkanlığından mutlaka aranmıştır birileri. Olay bitiriliyor ve adam elini kolunu sallayarak çıkıyor. Savcı da yasal yollardan çıktı diyor. Neyse biz hayaller ve gerçeklere devam edelim. Sevgili Tayyip, Değerlik Kiryakos. Erdoğan uçakta e, ne, ne derler cevapları, sorulandırılan, cevapları sorulandıran heyete konuştu. Demiş ki bir cümlesi enteresan. Doğu Akdeniz'de kapsayıcı adil bir paylaşım mümkündür. Soru yukarıda. Mavi vatan çöp oldu. Neredesiniz mavi vatancılar? Fakat şu karikatür olayı çok daha güzel özetliyor. Sefer Selvi çizmiş. Bir gece ansızın gelebilirim demiştin diyor Yunan Başbakan. Erdoğan'ın cevabı onun devamı şöyle. Beni bekliyorsan uyumamışsan sevinçten kapında ölebilirim. Çok güzel ya şahane. Hiciv bu işte yani. O arada bu fotoğrafla ilgili çokça yorum yapıldı yapılıyor. İşte ne Kemal Kılıçdaroğlu işte Özgür Özel'le buluştu vesaire yani. Sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Kılıçdaroğlu aportta bekliyor. CHP genel merkezinde bir kanat bütün hesaplarını yerel seçime göre yapmışlar. Oradan çıkan sonuçlara göre hareket edecekler. Özgür Özel akıllı olsaydı akıllıca bir hamleyle e, CHP e, Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal genel başkan ünvanı verirdi. Kılıçdaroğlu da bir daha artık o onursallık koltuktan inemezdi. Ama şimdi bekliyor. Gitti ofis açtı çalışıyor tweet atıyor. Yani, bir, yani CHP genel başkan yaken ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Ama tabii CHP olanakları yok, kendi olanaklarıyla. Durum bu. CHP demişken Muharrem İnce Belediye Başkanlığına ısınıyormuş. İzmir için aday ismi geçiyor. Kahvaltıda buluşmuşlar Ekrem İmamoğlu'yla. Yani CHP'den sorarsanız CHP'de durum bu dersiniz yani. Ya bu mahallede her şey oluyorsun, rezil olmuyorsun. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Yani Muharrem İnce üzerine söyleyecek bir şey yok. Ama Akşener üzerine var. Şimdi Akşener, Aytun Çınar açıklamıştı geçenlerde. Kapalı, herkesin duyabileceği dar dairede bir grup içerisinde masadan kalktıktan sonra ben devlete karşı son görevimi yaptım demiş. Bunun üzerine bir şey gelmedi, ciddi bir yalanlama şubu falan gelmedi. Fakat mesele Akşener değil, ben burada Akşener'e vuruyor da değilim. Fakat insanların e, mevcut siyaseti, mevcut artık... Hmm, Muhalif siyaseti artık ne derseniz onu anlaması için artık uyanmaları için ne olması gerekiyor? Yani onun altını çizmeye çalışıyorum. İnsanlar 10 yılda 40 yıl geriye düştü. Fiyat e, Fakirlik katlandı. Fiyatlar 8'e 10'a katlandı. Toplumun yarıdan çoğu terör soruşturması altında e, özür dilerim e, milyonlarca insan terör soruşturması altında inim inim inlerken toplumun yarıdan çoğu Erdoğan ve partisinden nefret ediyor. Ve bu insanların umudu oldunuz. Bu insanlar size bel bağladı, size inandı, yapabileceğinize güvendi. Ve öyle oy verdi. Ama siz daha seçim olmadan bir sene önce %18'lere çıkmış desteğinizi seçime gidilirken %9-10'a kadar düşürdünüz. Yani seçimden önce yükselen desteği, yükselen güveni kaybettiniz. Devlete karşı son görevimi yaptım öyle mi? 2016'dan bu tarafa taş taş üstünde kalmadı yahu. Rejim ne istiyorsa yaptı. Yığınla insanımız işkence gördü, hala görüyor. Cezaevinde hastalar, tabutta çıkan cenazeler, cezaevinde yetişen yetişmek durumunda bırakılan bebekler, çocuklar, içerideki siyasi tutsaklar, esirler, kaçırılan insanlar, operasyonlanan insanlar, Tutuklu yakınlarına yardım ediyor diye evlerinden sabahın köründe toplananlar Sürekavı hala devam ediyor bu. Hala devam ediyor. Görülmemiş şey yaşanıyor Türkiye'de son 6-7 yıldır. Daha önce olmadı bu. Kısmen oldu, lokal oldu ama genel olarak toplumun bütün kesimine, bütün yurda yayılmış bir şekilde olmadı. Yani yakın tarihte bu zamanki gibi kitlesel bir kıyım ve böyle ceberrut, despot bir idare yok. Yargı kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı darbe dönemi yok. Burada Anayasa Mahkemesi, bu dönemde Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin içi boşaltıldı. Üniversiteler, okullar, vakıflar kapatıldı. Göz nuru milyar dolarlık şirketlere çöküldü. Binlerce akademisyen yerinden yurdundan edildi. Binlerce hakim savcı toplandı. Yüzlercesi hücrelerde tutuluyor. İnsanlar psikolojik dramlar yaşıyorlar. İntiharlar arttı. Çaresizlik kitlesel göçü tetikledi. Geleceksizlik. Sadece doktorlar değil, yetişmiş insan gücünü kaybediyor Türkiye. Belediyelere kayım atandı yahu. Daha evvel bunun örneği yok. Ve bu bir gelenek oldu. Ama belediyelerine kayım atanan parti de diğer muhalefet partileri de. Evet. Bunlar rahatsızlar fakat güçlü bir irade ortaya koymuyorlar. Güçlü bir itiraz ortaya koymuyorlar. Olan yani medya susturuldu, yüzlercesi kapatıldı. Olan medya da yani mal, malum biliyorsunuz günah keçileri ilan edildi ve onların üzerinde tepinerek gaz alıyor güya. Milletin canına okudular. Yani 10 yıl öncesine göre ya da 10 yıl öncesinden, 15 yıl öncesinden, 20 yıl öncesinden ne misal getiriyorsanız getirin. Hangi hukuksuzluk, hangi kadrolaşma, hangi iddia neyse. Ya bin misli yapılıyor şu anda ülkede. Bin misli. Ama hala 10 yıl, 15 yıl önceki ajandalarla yürüyorlar. Yürüyorsunuz. Aklıma bir çırpıda gelenler bunlar. Yani KYK zulmü. Yani bunu anlıyor gibi yaptınız. Çözecek gibi yaptınız. Ülke normalleşecek gibi yaptınız. Güçlü parlamenter, güçlü parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem dediniz. Fakat insanlar inandı. Size umut bağladı, güvendi, değiştirebileceğinizi düşündü. Fakat yüzüstü bıraktınız onları. Yani eski mit müsteşarı Teoman Koma'nın talebesi olmakla övünen biri çıktı karşımıza seçimden sonra. Devlete karşı son görevimi yaptım. Batsın o devlet. Ve altında kalın e mi? Mesela Akşener değil. Mesele bu ve benzer tiplerle temsil edilen Türkiye siyasetinin Topluma anlatılması ve toplumun artık bu konuda uyanması. Eski tabirle intibaha gelmesi. Devlete karşı son görevimi yaptım. Bir de şu var. KYK'lara sahip çıkmıyorlar. Açık yüreklilikle mağduriyetlerin altını çizmiyorlar. Falan diye eleştiriliyor, eleştiriliyorlardı. Sadece Akşener değil diğer bütün muhalefet partilerde işte Erdoğan'dan korkuyorlar. Saraydan çekiniyorlar falan deniyordu. Korktukları Erdoğan değilmiş. Korktukları o devlete karşı son görevi yaptım diyor ya o devleti tutanlarmış. Kimse. Onlarmış ve ne söz verdilerse yerin dibine batsınlar. Hür ve Müstakil İYİ Parti. Ya Hür ve Müstakil girdin zaten son seçime. Aldığın o %10'un altında barajı geçemiyordun. Eski barajı geçemiyordun hadi. Neyse. Bekri Mustafa <laughs> hikayesi var ya. Meral Akşener'den soran olursa en son grup toplantısında Nihal şiiri okudu dersiniz. Anlayan anlar. Yani Erdoğan'ın gerçekten özel bir çaba harcamasına gerek yok. Yoktu. Onu 10 yıldır 12 yıldır orada tutanlara bakmak lazım. Onu oraya getiren halktı. Ama orada tutanlar başka. 2014'ten bu tarafa özellikle birileri onun namına saha temizliği yapıyor. Yani ve maalesef Erdoğan'ı oraya getiren ve orada tutanları arıyorsanız işte o adreste aramalısınız. Burada devlete karşı son görevimi yaptım. Bugün seçim olsa hiçbir şey değişmiyor. Kararsızları dağıtmış Metropol Kasım Araştırması. AKP ile hedef oyunu artırmış. İyi Parti 9.9'dan geçen seçimde aldığı oy 9'a düşmüş. Hür ve müstakil İyi Parti. Geçen seçimde de hür ve müstakildin. Tek başına girdi. Brütüs Meral'in son hali demiş. Öznur Kalender. Keşke böyle olsa. Yolunmuş tavuğa döndü. Esprisi yapıyor hicvi yapıyor ama ortada tavuk da yok esasen. Ancak agası kalmış. Dönelim İsrail'e gözaltı işkencesi son derece çarpıcı fotoğraflar. Çıplak soyulmuş Filistinli erkekler gözleri bağlanmış. Hemen her coğrafyada geri, özellikle 3. Dünya ülkelerinde görebileceğiniz manzaradır bu. Aynısını Guantanamo, Guantanamo'da farklı bir versiyonuyla Amerika'da yaptı. Guantanamo esirlerine tutsaklarına neyse artık. Ee, orada da Amerikan hukukundan kaçırmak için gitti Küba'nın bir yerindeki Amerikan üssünü kullandı falan. Filmleri çekildi. İzleyin birkaç tanesini görürsünüz. Şimdi en son muamele bu. Dünya seyrediyor. Yapacak bir şey yok. Ve İsrail güya kuzeye, kuzeyden güneye gitti Filistinlileri. Bu sefer güneyde de işte diyor şu alanı diyor boşaltacaksın benim için. Seni diyor şu daracık diyor Şerit ayırdım orada diyor toplanabilirsin. Ya Gazze şeridi zaten dar. Yani 40 kilometre uzunluğunda 6-8 kilometre genişliğinde bir yer. Yani zaten Gazze şeridi bir tür toplama kampı. Han Yunus'dan fotoğraf son fotoğraf. Han Yunus'u bombaladılar. Güney'in büyük şehri. Rusya ile savaşmak zorunda kalırız demiş Biden. Niye? Kongreden 106 milyar dolarlık ek bütçe talep ediyor. Vermezlerse. Ukrayna'nın kaybetmesi halinde Rusya ile savaşmak zorunda kalırız. Kaybetti zaten Ukrayna. İlan edilmedi sadece. İlan edilmiyor. Yani üzgünüm. İşte Rus, Rus lideri önümüzdeki seçimi de alacak. Mart'ta galiba Rusya'da seçim var. Gittiği şeyde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde altına kırmızı halılar serildi. Üst düzeyi ağırlandı. Adeta Rus çarı gibi. Sonra İran Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor şimdi Moskova'da hiçbir şey oldu yok sen istediğin kadar uluslararası ceza mahkemesine sevk et. South China'da çıkan South China Morning Post'a çıkan bir yorum. ABD'nin gazetedeki savaşı için İsrail'e aktardığı her dolar ve her mermi Ukrayna'ya gönderilmeyen bir dolar ve bir mermi anlamına geliyor diyor. Şimdiden Amerika için savaşın Orta Doğu'ya yayılma tehdidi stratejik bir baş ağrısı haline geldi. Meali Gazze Savaşı Putin'e yaradı. Washington Post. ABD Dışişleri Bakanı Tel Aviv ziyaretinde İsrail'in Gazze'nin güneyindeki askeri operasyonları sırasında sivilleri korumayı ve bölgeye daha çok yardım girmesine izin vermeyi kabul ettiğini söyledikten bir hafta sonra. İkisi de oluyormuş gibi durmuyor. Yani kürsülerde insani drama dikkat çekmeye başladılar. iki ay oldu artık yani mızrak çoğala girmiyor. Ama öbür tarafta alttan da devam diyorlar ama elin çabuk tut İsrail'e. Durum bu. Hayaller ve gerçekler. Hayaller solda, gerçek sağda. Güneş gibi parlıyor. Bir yayın daha böylelikle kapatıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla iyi hafta sonları.